Buk TV izleyicileri, bugün Agat Taşı ile ilgili çalışmalar hakkında Uğur Bey'den bilgi alacağız. Onun için geldik. Sayın Uğur Bey, öncelikle kolay gelsin. Şimdi buralarda Agat Taşı ile ilgili olarak nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Neler üretiyorsunuz? Bu konuda sizden biraz bilgi alalım. Tabii. Burası Çubuk Belediye'mizin Ankara Kalkınma Ajansı ile açmış olduğu atölye. Arka taraftaki atölyemizde Çubuk yöresinde çıkan doğal çubuklu agat taşının burada işlenip halkımızla buluşması için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan takı, aksesuar, obje tarzı ürünler, örnek tesbih, yüzük, saat vesaire gibi ürünler yaparak bu taşın doğal güzelliklerini halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Baki Bey'in de destekleriyle şu an tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu çalışmalarınızda dışarıdan bu sanatı öğrenmek için gelen gençler var mı? Yani bunlara herhangi bir bu agat taşıyla ilgili çalışmaları nasıl yapıldığını, bunların ürünlerin yani işlenilmesi hakkında bir çalışmalarınız var mı? Tabii ki Çubuk Belediyesi'nin yine başlatmış olduğu İşkur üzerinden yılda belli süreler içerisinde agat taşı işleme kursu açıyoruz. Yarı değerli taş olarak. Ankara'nın şu anda birçok çevresinden başvurular alıyoruz. Bu başvuruları kurs süresince değerlendiriyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir kurs döneminde yaklaşık 50 veya 60 öğrenci burada kurs alarak bu işi öğreniyor. Tabii süre kısıtlı olduğu için tam bir usta seviyesi de olmasa da en azından taşların ne olduğunu, nasıl yapılabildiğini, ürün nasıl tasarlandığını öğreniyorlar. Çubuk Belediyesi olarak biz bunlarla ilgili daha çok çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Festivallere gidiyoruz. İlerleyen zamanlarda burada kurs dönemini arttırmayı düşünerek buradan usta yetiştirmeyi hedefliyoruz şu an için. İki bir ürünler üretiyorsunuz. Yani bunlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki şu an bayanlar için kolye, set, küpe, yüzük tarzında çalışmalarımız var. Erkekler için de özel yüzük ve tesbih çalışmalarımız var. Ayrıca hem bay hem de bayanların kullanabileceği bileklik çalışmalarımız var. Hediyelik olarak da masa isimli, saat, masa lambası vesaire ürünlerimiz mevcuttur. Şimdi bunu pazarlamasıyla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Ya da istediğiniz gibi pazarlayabiliyor musunuz yaptığınız ürünleri? Şimdi şöyle, bunun pazarı genelde ülkemizde maalesef biraz düşük. Çünkü bu tamamen kişiye özel ve biraz lüks tüketime giriyor. Ama yurt dışında daha çok bu ürünlere ilgi var. Ama biz belediye olduğumuz için şu an yurt dışına çalışmaktan ziyade öncelikle halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü bu doğal bir taş, bizim kendi öz kaynağımız. Bu öz kaynağımıza sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bilinçsizce üretim yapılmasını veya ham madde olarak dışarıya sevkiyatı doğru bulmuyoruz. Çubuk Belediyesi'ne ait atölyede üretilen yüzükler, kolyeler, tespihler, bunlar çeşit çeşit üretilerekten halkımıza sunuluyor. Ve aynı zamanda bunlar çubuk içerisinde değil de ülke dışarısına da ithal etme durumu var mı? Şu an için bir çalışmamız yok ama ilerleyen dönemlerde olacak. Bununla ilgili planlar ve projeler yapılıyor. Peki bu yaptığınız ürünlerle ilgili diğer illerden talep var mı size? Tabii ki iller arasında diğer bu işle ilgilenen kişiler bize müşteri olarak geliyor. Burada taşını işletiyor tonaj bazında veya kilo bazında. Biz de ürünlerini yaptıktan sonra kargo yoluyla adreslerine gönderiyoruz. İşte yer altından çıkan şu andaki taşlar, şu gördüğünüz agat taşları bu atölyemizde işlenerek yüzük, kolye, tespih olaraktan halkımıza sunuluyor. Ve çubuğu da büyük bir tanıtım aracı olaraktan, çubuğun agat taşı olaraktan tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da çubuk agat taşıyla anılıyor.